Nyam nyam nyam. Tamam, geliyorum Gökçe hemen. Oh be, sonunda uyandım. Şöyle camları şimdi birazcık havalandırayım şu odayı. Saat kaç? Saat sabahın 7. Geldim Gökçe, geldim geldim. Oo, karnım çok gurulduyor ya. Çok acıkmışım vallahi. Kurt gibi açım. Oo. Bak. Ellerine sağlık. Neler yapmışsın? Sucuklu yumurtayı çok sevdiğim bir kahvaltı. Senin için biz tombişle hiçbirisini yemeyeceğiz. Hepsini doyasıya ye, olur mu? Hayır, öyle diyor yemeyeceğiz. Sen ye bakalım, sen ye. Ne? Ben mi yiyeyim? Niye ya? Siz niye yemiyorsunuz? Biz yedik çünkü ben hazırlarken atıştırdım tombişte. Tabi biliyorsun, durmadı. Evet evet, benim karnım acıktı için ben çok yedim. Hadi bakalım, ne yemeyeceğim? Nasıl olmuş? Hadi yeme bakayım. İyi tamam, bir bakayım bakalım. Sucuklu yumurta nasıl olmuş? Ne? Yanıyorum. Bunun içine ne koydunuz? Bunun içine ne koydunuz? Sönmüyorum. Yandım ben, yandım. Ne yapıyorsunuz siz? Sus. Ağzım yandı. Sonunda kendime geldim ya. Yarım saattir yanıyorum burada. Ağzım yandı. Siz ne koydunuz öyle yemenin içine? Acı biber. Acı biber koyduk. Afrika acı biberi. Afrika biberi mi? Neyse. Seninle uğraşamam ben. Bikinilerimi giyip güneşleneceğim. Beni beğendin, çizgi film izleyeyim. Sevdiğim çizgi film çıktı. Bunlar beni trolledi ya. Bir de umursamamış gibi gidiyorlar. Ben şimdi sizi trollemeyi çok iyi bilirim. Şöyle odama gideyim de odamdan. Gökçe burada. Merhaba Gökçe. Merhaba. Ben havuzun başında güneşleniyorum. Görüşürüz. Görüşürüz bakalım. Şimdi onlar gitsin orada oyalansın. Ben gideceğim şu odamdan. Sandıktan küçülme aletini alacağım. Şunu alalım bakalım. Şunu sırtımıza takalım. Bu uçumuza yarayacak küçülünce. Bununla da böyle küçüleceğiz. İşte oldu. Şimdi gideceğim. Gökçe'nin içine gireceğim ve onu trolleyeceğim bakalım. Beni trollemek neymiş? Onun intikamını alacağım. Gidelim bakalım şu Tomiş ne yapıyor? Ya ben bu Kemal Sürel'i çok seviyorum ya. Kemal Sürel ya. Ay, osurdum. İlk gibi koktu mutlamışın o sıra. Gidelim Gökçe ne yapıyor? Aa, Gökçe uyuyakalmış güneşlenirken. Şimdi Gökçe'nin tam ağzından içine doğru gireceğim bakalım. Hadi bakalım. 3, 2, 1. Hop! Hop! Oh! Evet, şu an Gökçe'nin ağzının içinden girdim ve Gökçe'nin beyni şu an burada. Ama Tomiş'e göre Gökçe'nin beyni biraz daha büyük. Çok büyük değil ama yine iyi yani, idare eder. Ha? Niye sallanıyor bunun kafası böyle ya? Bu da ne böyle? Ağzıma sinek kaçtı sanırım. Bu da ne böyle ya? Abi, duvara tutunmasaydım az kalsın Gökçe beni öksürükle ağzına atacaktı valla. Neyse. O zaman ben şöyle Gökçe'nin midesine doğru ineyim abi. Kafasında benim işim yok bugün. Kafasına sonra geleceğim. Şöyle midesine inelim bakalım. Bunlar da ne be? Abi bu ne böyle ya? Her yerde kakalar var. Gökçe ne yedin sen böyle? Bu kadar senin midende kaka var ya. Şunları temizleyelim abi. Gözünü seveyim. İğrenç kokuyor burası. Oh, tamam. Şöyle temizleyelim şunları bir. Tamam güzel. Bütün kakaları, midesindeki kakaları temizledik. O zaman şimdi sıra geldi midesine bunun ev yapmaya. Ben şaka yapmıyordum abi. Ben burada yaşayacağım bildiniz ya, yaşayacağım. O kadar beni trolledi. Ben onu trolleyeceğim. O zaman şimdi artık yaşayabiliriz arkadaşlar. Ben burayı şimdi şöyle güzel bir yatak odasını yapayım ilk önce. Yatağımızın olması lazım. Yoksa yatağımız olmadan burada nasıl uyuyacağız? Nerede uyuyacağız yani? Tamamdır. Yatağımızı koyduk. Ondan sonra arkadaşlar bir tane şöyle çekmece alalım. Başka ne alalım şöyle? Bir tane daha çekmece alalım arkadaşlar. Bir tane dolap alalım. Bir tane tişört dolap alalım. Bir tane de arkadaşlar ayakkabı ve bir tane de gardırop alalım. Tamam, yatağı şöyle tekrardan koyalım bakalım. Şunu koyalım şöyle. Sonra bunu koyalım. Ondan sonucuma arkadaşlar bir tane şöyle gardırop koyduk. Burada benim kışlık kıyafetlerim olduğu bölüm olacak. Görmüş olduğunuz gibi burada benim tişörtlerim olacak. Ve sonra buraya da şöyle ayakkabılarımı koyacağım.
çok güzel oluyor. Aa bir dakika. Arkadaşlar tabii ki de dekora eklemeyi unuttuk ya. Şöyle bir tane çalar saat koyalım. Bir tane de şuraya bir tane daha saat koyalım. Bakın yatak odam çok güzel oldu. Şimdi arkadaşlar burada şöyle küçük bir oturma odası yapacağım. Şöyle koyalım bakalım, televizyonumuz olacak tabii ki. Televizyonu izleyeceğiz arkadaşlar. Yoksa canımız sıkılır. Tamam. Şöyle koltuk da koydum. Şuraya da bir tane şöyle küçük bir sandalye koyalım. Tamam. Bunu da koyduk. Aa buraya kitaplık da ekleyelim arkadaşlar. Bence çok güzel olur kitaplık eklersek. Şöyle kitaplık. Bir tane önce saat ekledim şuraya bir. Tamam bunu ekledik. Bir tane de şöyle kitaplıklar falan ekleyelim ki evimiz güzel dursun. Ev dediğimde arkadaşlar şu an göçenin midesiniz bildiğiniz. Tamam şöyle şunları da ekleyelim şuraya şöyle. Bakın çok güzel oldu. Ve tam buraya da bilgisayarımı koyacağım. Şöyle masamızı koyalım. Bilgisayarlarımızı koyalım şöyle. Şöyle kasamızı da koyduk. Ve buraya bir tane şöyle sandalye koyalım. Ve buraya da şöyle evraklarımın olduğu dolabı da koydum. Bakın nasıl oluyor, çok güzel oluyor değil mi arkadaşlar? Ben çok beğendim. Aa bir de halı ekledim. Bence buraya halı eklersek de çok tatlı durabilir bence evimiz. Şöyle şöyle şöyle, tamam buraya dedik. Buraya da şöyle ekleyelim. Bakın evimiz bu kadar, bitti. Oo karnım gurulduyor. Karnım çok acıktı. Ben en iyisi yukarı çıkayım da bir mangal yapayım ya. Evet evet arkadaşlar yanlış duymadınız. Yukarı çıkayım da Gökçe'nin kafasına şöyle güzel bir mangal yapayım abi. Karnım çok acıktı vallahi. Şöyle şuraya mangalımızı koyalım. Ve sonra kömürlerimizi koyalım. Ve başlayalım kömürlerimizi yakmaya. Aa kömürlerimiz güzelce yanıyor. Ve sonra etlerimizi şöyle mangala koyalım. Oo, mis gibi kokuyor etlerimiz. Aa, aa. Ne oluyor lan? Ağzından dumanlar çıkıyor. Olamaz, bu dumanlar neden çıkıyor? Aa, hayır dur, öksürme be Gökçe, öksürme. Hayır dur. Bu da ne böyle? Ağzından çok kötü duman çıkıyor. Of ya, bütün mangalım gitti ya. Ne güzel burada mangal yapıyordum. Bir öksürdü, bütün kömürler, etler, ateş hepsi ağzından dışarı çıktı. Şimdi Gökçe'yi kontrol edeceğim arkadaşlar. Ne yapacağım? Bakın izleyin şimdi. Şöyle şöyle televizyonlarımızı koyalım. Tamamdır. Şöyle de şöyle. Evet işte oldu. Şimdi arkadaşlar Gökçe'yi kontrol edeceğim. Şöyle şalterlerimizi koyalım bakalım. Sonra buraya şöyle düğmelerimizi koyalım. Buraya da şöyle düğmelerimizi koyalım. Ve arkadaşlar tam Gökçe'nin beynine şu düğmeyi yerleştiriyorum. Evet abi. Bu düğmeye basınca artık Gökçe benim kontrolümde olacak. Onu azıcık da yönlendirebileceğim. O zaman şimdi şöyle basalım. Ne oluyor? Ben neden ayağa kalktım? Bir dakika ya. Ben neden yürüyorum? Hey hey, ne oluyor? Kendimi kontrol edemiyorum. Havuza neden atladım ben ya? Bir dakika. Ben gerçekten kendimi kontrol edemiyorum. Gökçe abla, ne oldu Gökçe abla? Ne oldu? Ne oldu? Sana ne? Akılsız tam. Biz sana ne? Sana mı soracağım? Hey, bir dakika. Yemin ederim. Sen bana niye vuruyorsun Gökçe abla? Ne oldu be? Allah Allah, ben ne yaptım? Bir şey yapmadım. Bunları demek istemiyorum. Ama şişkosun, tamam mı? Şişko, patates, yarım kilo domates. Bana şişko diyemezsin. Bana şişko diyemezsin. Gördünüz mü arkadaşlar? Gökçe'yle Tomcu'yu birbirine düşürüyorum. Şimdi arkadaşlar Gökçe'ye öyle bir şey yapacağım ki Gökçe Tomcu'nun yüzüne osuruk yapacak. Şöyle yönlendirelim bakalım Gökçe'yi. Tamam oluyor. Ve sonra osuruk düğmesini şöyle basalım abi. Bas 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 bas. Gökçe Tomcu'nun yüzüne osursun. Tomcu şimdi bak, şimdi beni izle, tamam mı? Bir şöyle girelim. Bir iki üç. Tem de ağzına geldi osuruk. Oh, oh karnım ağrıdı gülmekten ya, çok komikti. Şimdi ne yapayım, ne yapayım, ne yapayım? Aa buldum. Gökçe saçlarını çok seviyor. Şimdi Gökçe'yi yönlendireceğim ve berbere götüreceğim ve Gökçe'nin saçlarını sıfıra vurduracağım abi. Gökçe şimdi keltaş olacak. Şöyle Gökçe'yi yönlendirelim bakalım. Berbere doğru gidelim Gökçe'ciğim. Tamamdır Tombiş, kıyafetlerimi giydim. Hadi ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun Gökçe abla? Berbere gidiyorum. Saçlarımı sıfıra vurduracağım. Niye saçını sıfıra vurduracaksın? Neden vurduracaksın? Kafayı benim keltoş mu açıyorsun? Ben de bilmiyorum. Beynim öyle istiyor. Beynimin içinde sanki bir şey beni yönetiyor. Aman neyse, tutma beni. Hemen kuaföre gidip saçlarımı sıfıra vurduracağım. Lan dur dur, yapma. Aman yakmışsın. Dur kaçın. Yapma. Ulan böyle şey, kafayı yedin Gökçe abla. Böyle kafayı keltoş olacak. Neyse, beni kafanı sattayım o zaman. O zaman ben de geliyorum. Keltoş olmak istiyorum. Keltoş olmak istiyorum. Saçlarımı sıfıra vurdurtmak istiyorum. Merhaba berbercim, nasılsın? Merhaba, hoş geldin Gökçe'cim, ne yapıyorsun? Saçların çok güzel gözüküyor. Yok yok, güzel gözükmüyor. Hadi hadi, saçlarımı hemen sıfıra vurdur, tamam mı? Sıfır istiyorum, sıfır olsun saçlarım. Nasıl yani, emin misin Gökçe? Saçlarını sıfıra vurmak mı istiyorsun?
Evet, saçlarımı sıfıra vurmak istiyorum. Hadi al şu makası, saçımı sonuna kadar kes. Valla bu kafayı yemiş bebeği amcayı. Vuy vuy kamaşın işi, vuy vuy bedeni kamaşın, şap şap vuyacağım. İyi tamam, sen nasıl istersen Gökçeciğim. Şöyle saçlarını o zaman yapmaya başlayalım bakalım. Şuradan şöyle makasla şöyle yapalım. Yapalım tamam, evet, şurada da kaldı, az kaldı, birazdan bitiyor. İşte oldu, bakabilirsin aynadan kendine. Kafanı kendi yaptım. Ulan Gökçe abla bu ne? Gel kafanı şabeti bir tane şöyle. Ben neden böyle bir şey yaptım? Berber, sen bana neden böyle bir şey yaptın? Benim saçlarım çok güzeldi. Ama sen istedin Gökçe. Sen istemedin mi? Öyle değil mi Dolmuş? Evet Gökçe abla, sümetten beri kafanı kere yapacağım diyorsun. Çok komik. Ben istedim ama beynimde bir şey beni yönlendiriyor sanki. Dayanamıyorum artık ya. Vallahi Dolmuş, bir gel gel Dolmuş, seninle bir şey konuşacağım. Bu Gökçe birazcık kafa yemiş mi acaba? Valla ben de anlamadım. Şabat'tan beri garip garip konuşuyor. Kafa yemiş galiba. Aman neyse iyi oldu. Kafasını şaklaşacağım. Hadi görüşürüz bebeğim amca. Hadi görüşürüz. İyi günler. Ay Gökçe amca ya. Valla çok komik oldun. Gel bir tane şaklaşacağım kafanı. Gel. Yapma yapma, şunu yapmayın. Keserdin dönmüş. Buraya gel, buraya gel. Tentuş Gökçe amca. Tentuş, tentuş. Gördünüz mü arkadaşlar? Gökçe'nin kafası kel oldu. Oğlum o nasıl kafa öyle ya? Yumurta gibi kafası varmış arkadaşlar Gökçe'nin. Ama çok iyi olmadı mı? Gökçe keltoş oldu. Keltoş Gökçe. Oh, intikam bence çok güzeldi. Benim onları ağzımı yaktı. Ben de Gökçe'nin saçlarını sıfıra vurdum kafasını yönlendirip. O zaman biz arkadaşlar bugünkü macramın sonuna gelin. Umarım videosu beğenmişsinizdir. Ve yorumlara arkadaşlar keltoş Gökçe yazın. Yazanların yorumlarına kalp atıp kanalıma abone olacağım. Ekran çıkan videoları tıklayın. Tıkla tıkla. Solda ve sağda sende var. Solda ve sağda çıkan videoları tıklayın. Tıkla hadi, sizi bekliyorum videoda. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.